Rus edebiyatında kaybolmuş bir yazardır Andrei Platonov. Stalin'in özel emriyle kitapları yasaklanmıştır ve bir daha hiç yazamamıştır. Daha doğrusu yazdıkları hiçbir zaman yayınlanmamıştır. 1990'da KGB'nin arşivlerinde Platonov diye bir yazarı keşfetti bütün dünya. Ve bu yazar 50 yaşlarında öldü. Ve son yıllarında bir okul diyeceğim, orada bir yerde çalışıyordu, hademe olarak çalışıyordu. Fakat orada öğrenciler onun bir yazar olmasından kuşkulanıyorlardı. Onun bakışlarından, gözlerinden kuşkulanıyorlardı. Bu arada oğlu Sibirya'ya yollanmıştı ve oğlu verem olarak döndü ve babasına bulaştırdı veremi ve Platonov 1950 yılında Stalin ölmeden birkaç yıl önce öldü. Kitaplarında öyle bir dil kullanıyordu ki o dönemin belki bir sürü insana ters gelen ya da aştığı bir yazar olarak belki de anlaması güç bir şeydi. Yani Stalin zaten anlamasını beklemiyordu kimse ondan ama onu öyle bir şekilde yok etti ki yazamayarak yok etti. Bulgakov'a da bu yapılmıştır aslında. Yazdıklarını yayınlamayarak öldürmek. Aslında bir yazar için en korkunç şeylerden biri de budur. Platonov daha sonra filme de alındı. Francesco Rossi Üç Kardeş adıyla bir hikayesini filme aldı. Ve Türkiye'de de bugün aslında 5'e yakın kitabı Metis yayınlarından çıktı. Çok önemli bir yazardı Platonov. Arjantin edebiyatında Cesar Ayra diye bir yazarla tanışıyoruz yeni olarak. Daha önce bazı yerlerde onun özdeyişleri çıkmıştı. Fakat Ayra gezginci bir seyyah bir ressamın hayatıyla ilgili bir kitap yayınladı. Yaşamından bir kesit. Orada bir Alman ressamı anlatıyor. Ve bu Arjantin'e, Güney Amerika'ya dolaşarak bir sürü resimler yapıyor. O kadar ilginç bir resim, kitabın içinde resimleri de var. O dönemlerde buralarda gezmek, gitmek pek aslında pek herkesin yapacağı şeyler değildi. Dünyayı keşfetmek denince bir yazarın, bir ressamın bu Alman ressam Rugendas gibi dağlarda, Ant dağlarında resim yapmayı göze alacak insan sayısı çok azdı. Fakat bunun bir öncesi de vardı. Alexander von Humboldt isimli bir kaşif, bilim adamı burada çok önemli bazı şeyler yapıyordu. Ve buraları adeta dünyayı adım adım parselleyip oralarda neler olduğunu, denizle kara arasındaki ilişkileri bilimsel olarak inceliyordu. Ve Rugendas'ı da ressam olarak buralarda bulunması için çok teşvik etmişti. Buralarda aslında dolaşmak da çok zordu. Dağlara çıkıp bu resimleri yapmak ve buralarda bir şeyleri keşfedebilmek çok zordu. Yani şehirden, köylerden çok uzaklarda resim yapmak çok zordu. Ve bunun için bir kaşif ruhu gerekiyordu. Ve Alexander von Humboldt da yıllarca bazı ülkelerden de çok destekler alarak bütün dünyayı dolaştı. Ve Kozmos adlı bir kitabı da vardı. Bu kitap da aslında Edgar Allan Poe'ya Oyruk adlı kitabını yazdırmıştır. Onu çok etkilemişti bu kitap. Çünkü Humboldt da başlı başına bir maceracıdan öte bir adamdı. Şimdi Rugendas o kadar enteresan resimleri yapmış ki o dönemlerde bulutlar dağlar arasında dolaşırken Cesar Ayra da onu yeniden yaşatıyor ve resimlerinin ilginçliği ve iyi olması bir yana çektiği, gittiği yerler o kadar zor bir doğa parçası içinde yapılıyor ki bunları zaten dinlerken veya okurken kitapta insan oralarda nasıl dolaşırsınız diye düşünüyor. Resimleri, yaptıkları resimleri koruyacak şeyleri bile yok. Plastikler üzerine bir şeylerle koruyorlar. Her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıyalar, tırmanıyorlar dağlara ve oralarda oturuyorlar. Gün batımını ve bir sürü şeylerin resimlerini yapıyorlar. O zamanlar dağ oralara belki de ilk adım atan insanlar bunlar. Bu sadece bir resim yapmakla da ilgili değil. Bunun için Gauguin geliyor insanın aklına. Gauguin de Tahiti'lere gidip hiç o zamana kadar resmedilmemiş insanları resmetti. Ve mesela Fransa'da veya Almanya'da veya İngiltere'de yapılan bütün resim anlayışını darmadağın etti. Birdenbire Tahiti'yi, birdenbire
tropikal ormanları, bir sürü yerleri hayata kattı, resme kattı. Bunun için aslında her zaman ayrı bir çaba gerektiğini düşünüyor insan. Edgar Allan Poe'nun da bu hayal dünyasıyla, Humboldt'la ilgili, bu gezginle, bilim adamlarıyla ilgili ilişkisi de böyle bir şey. Onlara olan hayranlığını bir anda şöyle dile getiriyor. Hayal dünyası içindeki şeyleri gerçekleştirmek için yola çıkmış, onları birer sergüzeşt, macera içinde insanlar gibi değerlendiriyor ama onun ne kadar zor olduğunu da anlatıyor. Çünkü aslında o da her zaman, bazıları onu Fransız edebiyatının bir adamı da zanneder. Fransız şairlerini çok etkilemiştir. Baudelaire, Mallarmé'yi özellikle. Ve yazdığı şeyler de o zaman için sanki başka bir dünyadan, gaipten sesler gibi değerlendirilmişti. Hayal gücü müthiş bir adamdı Edgar Allan Poe'da. Fakat yaşadığı yerler hep Baltimore, New York arasında gidip gelmelerdi ve Humboldt'u okuduğu zaman aslında başka dünyalar olduğunu, sanki kainatın öbür tarafına geçmek gibi olduğunu hissedip Oyroka kitabını yazmıştı. Oyroka da son kitabıydı.